Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, çalışma odama hoş geldiniz. Merhaba dostlar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Bu akşam Dikkat Monolog Var köşesinin bu 6. dizisinde sizlere lisan konusu ya da lisanlar konusunu işlemek istedim arkadaşlar. Tabii benim yaşadığım lisanlarla ilgili, lisanla ilgili, bunları öğrenmelerle ilgili yaşadığım deneyimleri bu kısa videoda sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Tabii lisan deyince bir insanın ana dili geliyor. Yani annesinden babasından, ailesinin içerisinde büyürken öğrenmiş olduğu lisan, bir de eğitim yılları zamanında öğrenmek zorunda kaldığı, öğrenmek durumunda kaldığı veyahut da istekli bir şekilde, hevesli bir şekilde öğrenmeye heves ettiği bu çeşitli yabancı diller diyoruz arkadaşlar. Yabancı diller diyoruz ama kimisine o kadar artık aşina oluyorsunuz ki o artık yabancı olmaktan çıkıyor. Bunlardan İngilizce ve İspanyolca mesela ve ben artık hiç yabancı dil gibi görmüyorum yani. İspanyolca belki denilebilir ama İngilizce artık hiç yabancı dil gibi görmüyorum açıkçası. Bunlarla ilgili maceralarımı okul çağlarından itibaren sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunları aslında sadece benim hayatımda yaşadığım şeyler, Hasan Zeki Alp'in başından geçmiş veya Hasan Zeki Alp'in deneyimlediği bu olaylar bizi niye ilgilendirsin diyebilirsiniz. Ancak ben yakın zamanda bakıyorum arkadaşlar, hazırlamış olduğum bilgisayar programlama dilleri yani Türkçe kursların yorumlarında bin bir çeşit türden beğeniler, eleştiriler vesaire geliyor. Bunlarda şunu görüyorum ki insanlar İngilizce derslere rağbet, İngilizce derslere rağbet ediyorlar ancak konu Türkçe ana dilinde olunca bu rağbet çok daha fazla oluyor. Zaman ayırma çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla bundan yararlanma, bundan daha çok verim elde etme de çok daha fazla oluyor. Ben lisan bariyerini aşmış bir arkadaşınız, bir abiniz olaraktan bunun avantajını kullanaraktan sizlere biliyorsunuz şimdiye kadar işte 450'nin üzerinde programlama dersleri hazırladım. Şimdi gelelim benim yabancı dillerle ilgili. Önce tabii İngilizce ile ilgili yaşadığım deneyim nasıl oldu İngilizceyi belirli bir merhaleye getirdim. Bunlarla ilgili yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben tipik bir taşra kasabasının işte modern fen müfredatı kapsamında haftada işte 3 saat 4 saati geçmeyen bir yabancı dil programı olan bir lisede okudum. Dolayısıyla çok iddialı değildi lise konusundaki İngilizce gramer bilgim. Ancak şöyle bir konu var. Hocalarımızdan bir tanesi, bunu yakın zamanda vefat haberini aldım. Yakın zamanda, belki de birkaç yıl olmuş olabilir. Allah rahmet eylesin diyorum. Mualla Kural hanımefendi, yaşayıp büyüdüğüm kentte benim İngilizce öğretmenim, İngilizce hocam olmuştu arkadaşlar. Çok şanslıydım. Tabii bu hocayla karşılaşmadan önce bir çeşit rivayet tabii muhtelif oluyor. İşte sıfırcı ya da işte birden fazla not vermiyor diyerekten. Fakat Mualla Kural hanımefendi öğrenmek isteyen öğrencilere, kişilere çok böyle ufuk açıcı yaklaşımlarda bulunabiliyordu. Mesela işte A3 boyutlarında çeşitli karikatürlere elinden resim çizmek de geliyordu. Çok güzel de resim yaptığını biliyorum. Allah rahmet eylesin. A3 boyutlarında kartonlara çeşitli karikatürleri böyle çizgi roman gibi yazar çizer. Tahtada da bunların İngilizce tarif edilmesini, tabir edilmesini isterdi bizden arkadaşlar. Kimi zaman bu Nasrettin Hoca hikayelerinden esinlenir. Kimi zaman da Maruf Bey denilen bir tipleme vardı. Bunlarla ilgiliydi arkadaşlar. İşte bizimkiler vardı. Bunlarla ilgili. Yani orada kendinizi bir şeyler anlatmak için zorluyorsunuz. Tabii başlangıçta dereden tepeden büyük dağlar, büyük gaflar yapılıyor. Fakat sizi zorlayan şey İngilizce düşünmeye çalışmanızdı arkadaşlar. Mualla Hanım'ı saygıyla, rahmetle anıyorum. Bunlardan bir tanesi de, hocalarından bir tanesi de aslında ilkokul hocam Sayın Emel Güneren'in ya da Emel
kızlık adıyla Emel Uzer Güneren'in İngilizce öğretmeni olan eşi İlhan Güneren beyefendiyi de buradan hatırlamak ve anmak istiyorum arkadaşlar. O da İngilizce derslerimize girmişti ve de o zaman biz de Gatenby metodu denilen son derece ilkel bir İngilizce öğretim metodu vardı. Bol gramer, konuşma yok ve de bu kitabı muhakkak bir tane de yardımcı kopya kitabı orada da dolaşır. Yani öğretmen kitabı diyerekten ödevler verilir ve de İngilizcenin, o ağdalı yoğun İngilizcenin katı kuralları içerisinde bir şeyler yapıp kanıtlamaya çalışırdınız arkadaşlar. Tabii bu şekilde mühendislik dallarından elektrik elektronik mühendisliğini seçtiğimde bir hazırlık sınıfı söz konusu oldu arkadaşlar. Bu hazırlık sınıfı elbette geçemedim. Belli bir gramer bilgisi gerekiyordu. Dolayısıyla bir sene bir İngilizce hazırlık dersi gördüm. İngilizce hazırlık dersi sırasında yabancı değildi hocamız, Türk'tü. Fakat Amerikan aksanıyla bize Spoken English for Turks denilen SEFT serisini bize anlatıyordu arkadaşlar. Orada driller, yani alıştırmalar vardı ve ilk defa dilimin hazırlık sınıfı yıllarında, yani yılında diyeyim, yani ilk 3 ay 4 ay geçtikten sonra çözüldüğünü gördüm ve de çok hızlı düşünebilmeyi ve de hızlı cümleler kurabilmeyi başlamıştım arkadaşlar. Ancak şunu da atladım. Lise yıllarında kulakları çınlasın diyeceğim sevgili Güray Ertekin, burada kendisine selamlarımı sunuyorum. Güray'la memleketimizde aynı sınıftaydık o arkadaşla. Kelime yarışması yapardık arkadaşlar. Onun Orta Doğu'da, Allah rahmet eylesin, daha sonradan pankreas kanserinden vefat etti, bir abisi vardı. Orta Doğu mezunuydu. Onun kitaplarından öğrendiği kelimeleri öğrenirdik. Artık çok saçma sapan denecek derecede detaya girerekten, işte kuşlar çeşitlerine gelince kuşlarından baykuşuna tut veyahut da ne bileyim işte papağanla şusuna busuna, belki şu anda bir kolej öğrencisi için normal olabilecek bir vocabulary içerisinde yer alacak bu kelimeleri o zaman için biz öğrenmeye çalışırdık arkadaşlar. Stork vardır mesela, leylek. Benim lise çağlarında, lise yıllarında öğrendiğim kelimelerden bir tanesidir. Flamboyant vardı mesela arkadaşlar. Tantana veyahut da şamata anlamında. Bunları birbirlerimize sorar ve de yarıştırırdık arkadaşlar. O zaman için 1152 sayfalık bir Red House vardı. O Red House sözlüğünde kelime ezberlemeye çalışırdım. Fakat tabii normal işte alfabetik sırayla gidildiğinde çok zor bu kelime ezberlemeye çalışmak. Atlamalı yapardım. Aralarında işte kelimeleri yazardım. Bir tarafında İngilizce, bir tarafında Türkçe olacak şekilde. Daha sonra bunları tekrar tekrar başka defterlerden kağıtlara çekerdim. Dolayısıyla her tekrarda biraz daha fazla aklımda, fikrimde kelime kalırdı arkadaşlar. Şimdi lisan deyince kelime hazinesini küçümsemeyin. Elbette gramer, sentaks çok önemli, ancak kelimeyi bilmediğiniz zaman, yani şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Sözcüğü, o kelimeyi, o spesifik kelimeyi bilmediğiniz zaman söyleyemezsiniz. Yani Sirius bulutlarının ne olduğunu ya da işte kümülüsün ne olduğunu söylemezseniz, işte yorgan gibi küme küme demeye çalışırsınız. Ancak kümülüs bulutlarını biliyorsanız bunu söylersiniz. Tabi şeytan ayrısı da gizlidir diyoruz. Eğer ki öğrenmişseniz, Strata Nimbus'u da bilirseniz, Sirius bulutlarını da bilirseniz, orada havanızı basarsınız tabi. Meteorologmuş gibi bu denli ayrıntıyı bilirsiniz. Yani demek istediğim şey şu: bir lisan öğrenirken gramer elbette, ondan sonra telaffuz elbette, ancak kelime hazinesi çok mühim arkadaşlar. Ben bu kelime hazinesini gerçekten kafama çok takmıştım. Yani bitkilerde olabilir, otların, çeşitlerin, çiçeklerin çeşitlerine varıncaya kadar ya da işte sürüngen hayvanların birbirinden ayırt edici özelliklerine varıncaya kadar isimlerini öğrenme derdine düşmüştüm. Şöyle böyle diyebilirim ki 1152 sayfalık Red House'da ilk kitapta her sayfada 7-8 kelimeden aşağıya düşmüyordu arkadaşlar bildiğim, öğrendiğim kelimeler. Yani bu ne demektir? İşte 8000 dolayında bir kelime. Aslında 8000 dolayında bir kelime oldukça iyi. Kendini ifade etmek bakımından veyahut da işte kitap okumak bakımından. Fakat söz konusu bir bilimsel tartışma veyahut da
politik bir tartışma ya da felsefi bir tartışma olduğunda ya da bir fıkra anlatılması söz konusu olduğunda o ayrıntılarda gizli olan şeytan tekrar ortaya çıkıyor ve sizin o konuya ne kadar hakim olduğunuz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani kelimeyi bulamayıp bocalayıp onun yerine eş değerini, muadilini de koyabilirsiniz zeka kıvraklığıyla. Fakat pat diye gerçek sözlüğü, o hayvanın ismini, okaliptüs bitkisini ya da işte hipopotamus sözlüğünü koyarsanız çok daha yerine oturuyor tabii. Şöyle de tartışılır, ya bu ne kadar sıklıkla bir insan bunlara ihtiyaç duyabilir diyerekten. O başka mesele. Fakat önemli olan bir kitap aldığınızda, bir roman aldığınızda, o romanda geçen bir Hristiyan mezhebe dair ya da işte o bölgeye spesifik bir şarap türüyle ilgili veyahut da ne bileyim işte bir adetle ilgili o kavramları biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Tabi lisan deyince bir lisanı yaşamak da gerekiyor arkadaşlar. Mesela İngilizce'de denince o tabi Hristiyan kültürü, Thanksgiving Day'i de bilmek lazım, Halloween Cadılar Bayramı'nı da bilmek lazım arkadaşlar. Lise yıllarındaki bu heyecanlı öğrenme safhasından sonra üniversite geldi tabii arkadaşlar. Üniversitede sağlam bir İngilizce sentaksla, gramer bilgisiyle hazırlık sınıfına hatırlıyor, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 98 gibi bir rakamla geçmiştim. O 1 puanlık, 2 puanlık hatayı nasıl yaptım, neydi hala hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama muhtemelen bir şeyi dikkatsizce kullanmış olabilirim. Daha sonra 4 yıllık eğitim hayatımı, 5 yıla uzattım ben bunu biraz. Eğitim hayatım sırasında ders kitapları, her ne kadar hocaların notları Türkçe olsa bile kitapların çoğu İngilizceydi arkadaşlar. Kitaplığa gittiğinizde zaten Türkçe kaynak bulmakta çok zorluk çekiyordunuz. Teknik İngilizce dersleriyle son senelere doğru takviye yapıldı arkadaşlar. Hatırladığım, bildiğim kadarıyla. Ancak şöyle bir lisanı öğrenmeye hevesli olan arkadaşlar için, yani insanlar için hiçbir şey engel değil. Mesela ben o zaman hatırlıyorum, bir İzmirli bir arkadaşım vardı benim burada. Kendisini sevgiyle hatırlamak istiyorum arkadaşlar. Hüseyin Göksel kardeşi de vardı. Daha sonra bölümümüze o da geldi. İbrahim Göksel. Hüseyin Göksel de biz çarşı iznine veyahut da işte derslerden sonra kampüsten şehre indiğimizde arkadaşlar, yani Ankara'ya indiğimizde başka şeylerin yanı sıra İngilizce derslerine, İngiliz Kültür Derneği'nin derslerine devam ederdik arkadaşlar. Yani şimdi düşünüyorum da, ya arkadaş sen mühendislik fakültesi öğrencisisin. Senin neyine? İleri seviyede İngilizce ya da işte konuşma İngilizcesi. Yani bir şekilde zaten bunu mesleğine icra ederken, yani mezun olduktan sonra yerine getireceksin. Fakat o zaman için aç bir laç, yani tabii saat 4-5 sıraları, ancak o saatlerde biz uygun bir ders bulabilmiştik, kurs bulabilmiştik. O zaman işte advanced seviyesinde tahmin ediyorum İngilizce derslere devam etmiştik arkadaşlar. Birkaç aydan sonra ben olayı iyice kaptırmıştım. Bu kez English First'in derslerine devam etmiştim. English First o zaman Amerikan aksanıyla İngilizce öğretiyordu. Daha sonra da artık konuşma diyalog sınıflarına girmiştim arkadaşlar. Yani artık teoriyle veyahut da işte sentaksla, gramerle bir noktada artık bağımı koparmıştım, öyle diyebilirim. O zaman hatırladığım bir hanımefendinin ismi var arkadaşlar. Son yıllarda mühendislik öğrencilerine, yani İngilizce lisans sıkıntısı çeken mühendislik öğrencilerine teknik İngilizce öğretmek için çabalar dururdu. Oya Kaya hanımefendi, böyle esmer, çıtı pıtı bir hanımefendiydi. Filoloji mezunuydu muhtemelen. Bizim dönemdeki arkadaşlara, mühendislikten ziyade elektrik bölümünden gelen arkadaşlara ve bizlere de tabii teknik İngilizce dersleri verdi. Teknik İngilizce de hoşuma gitti. O zamanlardan Kıbrıslı bir mikro elektronik hocamızın ionosfer diyerekten telaffuzu hala kulaklarımda çınlar arkadaşlar. Üniversite bittikten sonra bir zaman için devlet teşekkülünde çalıştım. Burada da yabancı dil biliyor olmanın avantajlarından yararlandım arkadaşlar. Tabii askerliği yapmadan önce veyahut da daha bir kalıcı hale gelmeden önce bir şirkette insanlar senin başka becerilerinden, başka hünerlerinden yararlanmak istiyorlar.
telefon santralları genel müdürlüğünde çalışırken ben o zaman Schlumberger diyerekten, Bloomberger mi, Schlumberger'di herhalde, bir İsviçreli firmanın ankesörlü telefon ihalesini kazanmıştı herhalde. O kişiyle görüşüyordum ve de o kişiden teknik bilgiler alıp bunları süzerekten orta kademe yöneticilere aktarıyordum arkadaşlar. O zaman lisan bariyerini aşmamın yegane fırsatlarından bir tanesi de oldu. Tabii İsviçrelilerin İngilizce ana dili değil ama Avrupa'nın göbeğinde İngilizceyi kusursuz konuşan diyeyim ve hatta işte telaffuzuyla, layığıyla konuşan birisiyle o zaman sohbetlerim olmuştu. Epey bir zaman bu kişiyle işte otelinde ya da lobisinde konuşup hem bana bilgiler aktarmıştı hem de öteden beriden konuşmuştuk arkadaşlar. Daha sonra askerlik zamanında, tabii askerliğe karar aldırdığımda bir sınava girdim. Ben bu Mamak Muhabere Okulu'nda acemilik sırasında bir lisans sınavı oldu arkadaşlar. Lisans sınavında oldukça iyi bir derece elde ettim. Hatta kimi ODTÜ mezunları kazanamamıştı. Yani yeterli bir konuşma becerisini gösterememişti herhalde. Orada bir arkadaşlardan bir tanesi, ben ki ODTÜ mezunuyum, nasıl kazanamam diyerekten böyle çırpınmasını hala hatırlıyorum arkadaşlar. Belki o beyefendi benim ya da benim gibi o kadar iddialı olmayan okullardan gelen kişilerin o sınavda üstün başarı göstermesi ya da oldukça iyi başarı göstermesini hazmedemedi herhalde, tahmin ediyorum. Tabii bu özel lisan kurasıyla Genelkurmay Karargahı'nda Ankara'da, tabii ayrılmadık o zaman Ankara'dan, Genelkurmay Karargahı'nda F-16 Uçak Proje Dairesi'ne aviyonik sistemler subayı namıyla, rütbesiyle tayin edildim arkadaşlar. Aman bir ne göreyim arkadaşlar, göreve başladığında bize bir astemenler odası verildi. Astemenler odasında elektronik mühendisi bendeniz, makine mühendisi Ali Kara, uçak mühendisi Mehmet Ali Yazıcı, bak hala hatırlıyorum ismini. Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun endüstri mühendisi Gökhan Tırnakçı beyefendi. Eğer sağsalar hepsine selamlar iletiyorum buradan arkadaşlar. Bizim bu bir de bir arkadaş vardı, bu Amerika'dan gelmiş, Türk vatandaşlığını kaybetmemek için artık bir son şans olaraktan askerlik görevini, hizmetini de yapıp tam bir Türk vatandaşı, Türk genci gibi hayatına devam ettirmek isteyen bir arkadaş daha vardı arkadaşlar. Onun ismini aklıma getiremedim şimdi. Belki videonun ortalarına doğru aklıma gelir. O da bir alemdi. O da nasıl bu sınavı kazanmış, komik diyeceğim çünkü tamam ana diliniz Amerikanca'ya, İngilizce'ye yatkın olabilir ama o Türkçe karşılıklarını da biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Neyse, o acaba askerlik sırasında o astemenler odasında biz sözlük yarıştırırdık arkadaşlar. Daha doğrusu sözlükteki kelimeleri birbirimizle yarışırdık. O zaman Red House vardı, böyle kocaman kalın Webster vardı. Orada artık herkes ne kadar böyle kıyıda köşede kalmış en az kullanılan sözcükleri bulabilirse öne geçip bir tık ileri gidiyordu. Tabii takım oluşturuyorduk, tim oluşturuyorduk. Hangi takım daha üstün gelecek şekilde. Tabii bu arada bütün bu yarışmayı bozan ne oluyordu arkadaşlar? Kurmay subaylar geldiğinde herkes bir anda ayağa kalkıp selama dururdu arkadaşlar. O zaman için bizim komutanlarımızın çoğu havacıydı. Bir de askerlik günleriyle ilgili şöyle hatırlıyorum arkadaşlar. O zaman JUSMAT diye bir yer var. JUSMAT veya da JUSMAT, Joint United States Army Aid gibi öyle bir misyon kuruluşu. Bu JUSMAT'a çok sıklıkla gider. Bir takım bilgiler gönderirdik. Onlar şimdi confidential diyeceğim. Fakat orada sürekli Amerikan subaylarıyla irtibat halinde olurduk arkadaşlar. Bu da benim çok hoşuma giderdi. Yani Amerikan aksanı hayranlığım orada iyice pekişmiş oldu. Hem de telaffuzdaki hatalarımı da gördüm arkadaşlar. Askerlik bittikten sonra İbre Ankara'dan İstanbul'a döndü arkadaşlar. İstanbul'da Northern Telecom Electric Corporation kısaltılmış adı olan Netaş Arge Departmanı'nda çalıştım. Çok kısa bir süre
Şirkette çalıştıktan sonra şirket beni eğitime gönderdi Kanada'ya. Kanada'da ilk parti epey bir zaman kaldım. 3 ay 4 ay kaldım. Daha sonra ikinci bir partide daha bir ay kaldım. Bu ilk parti oldukça uzun oldu arkadaşlar. Her ne kadar işte 20-30 kişilik bir Türk heyete dahil olsa da herkesin görevi farklıydı. Ben de orada Verification Office ya da işte sınama ofisi denilen ofisle ilgili, kurulumla ilgili oradaki düzeni izleyip onun bir benzerinin kurulmasına yardımcı olmaya çalışacaktım. Tabii bu arada işte fancy features dediğimiz telefon makinelerinin, dijital telefon santrallarının abone özellikleri vardı. İşte çağrı bekletme, yönlendirme, konferans gibi. Bunları da öğrenip bunların o zamanki tek ve yegane müşteri PTT yetkililerinin anlatılması söz konusu olacaktı. O zaman bu dijital santrallar pek çok şeye imkan veriyordu açıkçası. Oradaki yıllarında şöyle bir unutamadığım bir olay geçti arkadaşlar. Tabii ben İngilizce yeterlilikle bölüm için eligible olaraktan seçilmiştim. Ancak Semih Pekol isminde, kulakları çınlasın, kendisini buradan saygıyla anıyorum. Boğaziçi'ndeki hocalarımızdan bir tanesidir kendisi. Benim İngilizcemle ilgili olaraktan, ya Zeki sen çok kitabi konuşuyorsun demişti. Böyle ansiklopedi gibi konuşuyorsun demişti. Aslında ben bunu baştan çok böyle övgü gibi geldi. Fakat daha sonradan düşündüğümde kitabi konuşmak nasıldır? Hani ansiklopedi gibi konuşmak nasıldır? Şöyle, pek o kadar da övgü değildi elbette. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Kitabi demek ki böyle konuşma İngilizcesini bilmiyor muşum arkadaşlar? Bazı şeyler yazıldığıyla okunduğu elbette farklı tabi ama konuşma İngilizcesi denildiğinde o bölgeye ait diyalekler var, işte aksan var ya da o spesifik demografik yapının kullandığı şeyler var. Yani sokak İngilizcesi tabiri hoşuma gitmiyor benim. Ama o tür şeyler var. Yani bir şirket içerisinde üst seviyede kişilerin konuştuğu yabancı dili başkadır. Diğerlerinin biraz daha farklıdır tabii arkadaşlar. Tabii bu üst seviyedeki kişilerin hiç yaygara yapmayacağı veyahut da ipini koparmayacağı anlamına da gelmiyor ama demek istediğimi anlamışsınızdır. Ben tabii tümüyle İngilizce konuşulan bir ortam içerisinde o ne taş macerasına kadar bulunmamıştım açıkçası arkadaşlar. Dolayısıyla orada aslında Kanada aksanıyla Amerikan aksanı elbette çok az farkları var birbirlerinden. Belki hani çok fazla farkları olduğu da iddia edilebilir ama zaten Amerika'nın içerisinde bile çeşitli coğrafik bölgelere göre o aksan farklılıkları elbette var. Benim için güzel bir deneyim olmuştu. Yani orada artık lisan bariyerini yani gramer olarak zaten aşmıştım. Okumada da çok hızlı hale getirmiştim. Askerlik zamanında, acemilik zamanında şöyle bir deneyim yaşadım arkadaşlar. Onu şimdi aklıma geldi. Tabii gecenin bir vakti boş silahla tırnak içerisinde nöbet tutuyoruz. Gecenin en ücra en sessiz zamanında ne yapacaksınız? Hep cep kitabı olaraktan bir İngilizce kitap bulundurdum yanımda arkadaşlar. O İngilizce kitaptan işte 3 sayfa, 5 sayfa devamlı okurdum. Hatta o kitabın ismini hala hatırlıyorum arkadaşlar. A.J. Cronin'in Shannon's Way diyerekten bir kitabıydı. Bu kitapta bir gentleman, bir beyefendi farklı mezhepte bir kıza aşık oluyordu. Fakat işte o kızın ailesiyle tanıştığında tam hatırlayamıyorum artık Metodist miydi veyahut da başka bir mezhepten miydi? Delikanlıyı istemiyorlardı. Böyle bir dramatik olaylar zinciri cereyan ediyordu arkadaşlar. Daha sonradan ben bu kitabı şu şekilde kullanmaya devam ettim arkadaşlar. İlk seferde tabii o kadar çok yabancı kelime yani bilemediğiniz kelime ortaya çıkıyordu ki her seferinde dünya kadar vakit geçirip bu kelimeleri sözlüklerden buluyorsunuz. İşte mezhepten tutun da işte çeşitli fiziksel aktivitelerin ayrıntılarına kadar işte bir araba çağırmak için eğilmek ya da işte somurtmak veyahut da kaşınmak yani artık gündelik İngilizce'de çok kullanılmayan ancak 24 saatin içerisinde yani 86.400 saniyenin içerisinde muhakkak sizin yaptığınız ve yapmış olacağınız işte esnemektir falan fıstık. Bu tür şeyleri, sözcükleri, fiilleri öğreniyorsunuz arkadaşlar.
İlk seferinde başka bir kalemle çiziyordum. Daha sonra her seferinde tabii bilemediğim kelime sayısı azalıyordu. Daha sonra baktım bu kitap artık lime lime olmuştu arkadaşlar. 5-6 renk kalemden sonra tabii kitabı her tarafıyla anlaşılır hale geldi. Gelip okuduktan sonra onu bir tarafa attım mı yoksa eşim çöpe mi attı bilemiyorum onu. Ama benim üzerinde en fazla zaman harcadığım kitaplardan bir tanesidir. A.J. Cronin. Daha sonradan kitap kalitesi konusunda biraz daha titiz davranmaya çalıştım. Fakat bu o zaman için çok zor kaynaklarla oluyordu. Amazon'dan hissetiyorsunuz. Epey bir zaman geliyordu arkadaşlar. Şöyle kitaplığımdaki yabancı kitaplar serisinin Stephen King ile ilgili olanların bir kısmını çoğunu Amazon'dan getirttim. Bunları tabii bir ilk heves gelir gelmez bazen daha Türkçe baskısı çıkmadan İngilizcesini alıp okuyordum arkadaşlar. En çok etkilendiğim de 11-22-63 denilen bu JFK, John Fitzgerald Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili ve onunla ilgili bir zaman yolculuğu, yapılan bir zaman yolculuğu var. O kitap çok hoşuma gitmişti. Dumaki var. Ondan sonra Under the Dome var arkadaşlar. Under the Dome daha sonra bir TV serial olaraktan çekildi. Yani kubbenin altında diyerekten Türkçe'ye çevrilmiş. Bunların çoğunu, bu kitapların çoğunu daha Türkçeleri çıkmadan İngilizcelerinden okudum. Zevkle haz duyaraktan okudum arkadaşlar. Lisan konusunu şöyle yeni arkadaşlara şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi pek çok imkan var açıkçası. Hem yazılı olaraktan hem de görsel, audiovisual olaraktan. Tabii zaman ayırmak gerekiyor. Bir insanın her ne kadar bir konuya istekli biri olsa öğrenmesinin bir kapasitesi var arkadaşlar. Yani öğrenmesinin, öğrendiğini de akılda tutmasının bir kapasitesi var. Bunu artık konunun uzmanları veyahut da konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olanlar işte geçici hafıza, yarı kalıcı hafıza, gündelik hafıza vesaire vesaire hafıza diyerekten şekillendiriyorlar, sınıflandırıyorlar arkadaşlar. Fakat benim bir taktiğim var, benim bir uyguladığım bir yöntem var arkadaşlar. Sözcükleri, İngilizce sözcükleri akılda tutma konusunda. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İngilizce konusunda hevesli arkadaşlara ben eninde sonunda hep bu, eğer sohbet koyulu açmışsa, şimdi size anlatacağım bu yöntemi ipuçlarına veriyorum arkadaşlar. Bunları arkadaşlara anlatıyorum. O da şöyle, çoklu ilişkilendirme veyahut da çoklu bağlantı kurma şeklinde bir yöntem arkadaşlar. O da şöyle, şimdi biliyorsunuz nesnelerle ilgili nesnelerin bir ismi var arkadaşlar. Nesnelerin telaffuz edildiğinde o isimlerinin sesli olaraktan bir karşılığı var. Siz onu yazdığınızda eğer herhangi bir renkte yazıyorsanız o renkle ilişkilendirebilirsiniz. O nesneyi veyahut da o İngilizce tabiri diyeyim artık, ilk nerede karşılaştıysanız o mekanla ilgili ilişkilendirebilirsiniz. Müzikle ilişkilendirebilirsiniz. Kişilerle ilişkilendirebilirsiniz arkadaşlar. Belki şimdi çok afaki gelecek, uçarı gibi gelecek ancak şöyle düşünün, zor bir İngilizce kelime var arkadaşlar. Zor bir İngilizce kelime. Eğitimle ilgili diyelim. Eğitimle ilgili bu İngilizce kelimenin ilk önce bir okulu çağrıştırması lazım mesela. Okulu çağrıştırdıktan sonra sizin en doktriner veyahut da otoriter bildiğiniz bir hocanın şeklini, şemalini mesela çağrıştırmanız lazım. Yani sizi en çok etkileyen bunlarla, bunun da ilişkilendirmeniz lazım arkadaşlar mesela. Daha sonra bu bağlantıyı kurduktan sonra bağlantının üzerinden birkaç kez geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu elektronikten şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela elektronikte bir programlanabilir devreye bir gerilim uyguladığınızda oradaki küçük kaynak veya da lehim ayağını yakarsınız. Orada devrenin açık ya da kapalı olduğuna göre artık o kalıcı bir şekilde belli bir anlam ifade eder. İşte 1-0-0 ya da 0-1-1 şeklinde orada ya bir sayı ya da bir alfanümerik bir karakter depolayabilirsiniz. Ancak beyinde elbette bu şekilde kazıyaraktan, orasını kazıyaraktan bir şeyleri
gömmenizin veyahut da işte kazımanızın imkanı yok. Ancak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tekrar tekrar üzerinden geçerekten işte oradan geçen elektrik yolunun artık o beyinde artık nasıl bir kimyasal bir mekanizma ise orada artık bir traktörün çamurlu yolda iz bırakması gibi işte orada artık kalıcı bir yer edinmesini sağlıyorsunuz arkadaşlar. Artık birkaç sefer tekrardan sonra. Peki bu bir günlük tekrardan sonra ertesi gün kendinizi sınadığınızda yine hiçbir şey yoksa bu kez o güne özgü olaraktan şekillendiren, olayı diversifiye eden, çeşitlendiren bir olayla bu ezberlemeyi gerçekleştirmeniz gerekir arkadaşlar. Belki diyeceksiniz bütün bunlar topu topu bir tek kelime için mi? Ancak şu ipucunu da size vereyim arkadaşlar. Etimoloji gerektiren bir bilim dalı var. Bu sözcüklerin kökleriyle ilgili, ekleriyle ilgili sizlere bir fikir veriyor. Ben her zaman şöyle düşünmüşümdür arkadaşlar. Eğer bir sözcük, eğer Batı dillerinden, işte Latinceden veya da ne bileyim Anglo-Sakson dillerinden alınmışsa, onun kökünün kesin sizin aşina olduğunuz bir kelimeye benziyor olması lazım arkadaşlar. Bunu bir kere aldıktan sonra gerek Latince'de yani gerek Batı dillerinde gerekse diğer dillerde eklerle ilgili yani prepositionlarla ilgili o sözcüğe ne anlam kattığını biliyorsunuz. Yani etken duruma getiren, edilgen duruma getiren veyahut da ön ekler, son ekler bunların o sözcüğü ne şekilde yapılandırdığı konusunda da bilgili olmanız lazım. Yani bunu biliyor olmanız lazım. Eğer bir sözcüğü biliyorsanız bu prepositionları ya da bu suffixleri biliyorsanız o sözcükle ilgili en azından 8-10 kelimeyi daha biliyorsunuz anlamlıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz gerundifler var. Ya fiil halini bilirsiniz ya da fiilden isim yapılmış halini ya da edilgen past participle'ını bilebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu bir ders videosu olmayacağı için çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ancak burada vurgulamak istediğim şey şu. Yeni öğrenilen kelimelerin birbiriyle ilgisiz gibi görünse dahi bunları zihninize alırken ilişkilendirmeniz gerekir arkadaşlar. Ya bir renk olgusuyla ya da müzik olgusuyla ya da o günün bir özelliğiyle ya da mekanın özelliğiyle ilişkilendirmeniz lazım. Bakın ne kadar çok kavram var, ne kadar çok parametre var. Çok zor bir Sirius bulutunu isimlendirirken aklınıza Cyrus da gelebilir, uzayda bir bulut sular da gelebilir veyahut da o günkü meteorolojideki beyefendinin dökülmüş saçları da aklınıza gelebilir arkadaşlar. Yani ilişkilendirmek için bir gayret sarf etmek gerekiyor. Ben İngilizcenin üzerine daha sonra çalıştığım iş yerlerinde teknik Almanca'ya da ihtiyaç duyuldu. Hatta kimilerinde yani oldukça o makinelerin ya da o ürünün Almanca karşılıklarını da öğrenmem gerekti. İşte Durchmesser'inden tutun da aklı Enlightung, şimdi tam anlamıyla gelmiyor aklıma ama yani şöyle söyleyeceğim, teknik Almanca'nın da bir kısmını da öğrenmek ihtiyacını hissettim. Fakat zorlandığımda elbette hemen İngilizce'ye dönüyorduk arkadaşlar. Çalıştığım iş yerlerin kimilerinde yabancılar oldu. Fransız kökenli bir Yahudi arkadaşla çalışıyordum. Yoram Haddad. Yıllar sonra onu da tekrar buldum arkadaşlar. Buradan yine eğer ki ola ki izlerse alt yazı koyarsam eğer ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Yoram Haddad'la ben İngilizce rahat konuşuyordum fakat bana neden sen Fransızca öğrenmiyorsun? Çok kolay öğreniyorsun demişti. Biraz da ya dolduruşa bindim ya da gerçekten dolmuşa baya baya bindim. Çalıştığım iş yere Mecidiyeköy'deydi. Haftanın belli günlerinde ne yapıp edip Fransız Kültür Merkezi'ne gidiyordum Taksim'de ve de hızlı kurslara yani çok yoğun kurslara devam ettim ve de Fransızcanın elementer Fransızcayı öğrendim. Hatta hoca yani sen çok avantajlısın, İngilizcenin bütün avantajlarını kullanıyorsun demişti. Fakat benim de sıkıntım şu, telaffuz hep İngilizce'deki gibi telaffuz etmeye kalkıyorsunuz tabii. O zaman için baya baya işe iyi sarılmıştım, Fransızca kitaplar almıştım. O zaman
Veba vardı. Şimdi yazarını aklıma getiremedim. Onu aldım, okumaya çalışmıştım. Hatta bir yüzbaşının hayatıyla ilgili bir roman da almıştım. Fakat devam ettiremedim. Çünkü çok kelime ezberleme gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size hak veriyorum diyeyim. Ama kafaya iyice takmışsanız ne yapıp öyle veya böyle belli bir limitin üzerinde kelime hazinenizi zenginleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bir ara ben İngilizce acaba ne kadar kelime biliyorum diyerekten bu vocabulary hacmini sınamayı, delicesine sınamaya çalıştım arkadaşlar. 1152 sayfa Red House sözlük arkadaşlar. 1152 sayfa Red House sözlükte bazı yerlerde 10, 12, 14 olabiliyordu ama 12 civarındaydı arkadaşlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? 13.000 kelimenin üzerinde. Tabii bu benim ulaşabileceğim en pik değerde. Daha sonra elbette bu düştü. Kullanmaya kullanmaya düşüyor arkadaşlar. Yani artık davranış biçimini veyahut da işte kişisel tercihlerinizle ilgili yabancı dilde sizi tarif edecek olan sözcüklerin bir kısmını kullanıyorsunuz, bazen kullanmıyorsunuz. Artık bunlar da artık kullanılmaya, unutulmaya yüz tutuyor. Bu programın bu dikkat modu var köşesinde lisanlar söz konusuydu. Ben kelimeleri ezberlerken çok hırslı bir şekilde ezberlemeye çalıştım arkadaşlar. Bazen annemin tespihini alıp defalarca, defalarca, onlarca, 20 düzinelerce defa tekrar ediyordum arkadaşlar. İşte herhangi bir bitki çeşidi ya da işte ağaç çeşidiyle ilgili, yok kayındı, gürgendi veyahut da bunların kullanılma yerlerine göre veyahut da bir hayvanın çeşitli kısımlarının etlerinin isimleri delicesine belki de çok saçma fakat eğer biliyorsanız bunları sirloin diyerekten kullanıyorsunuz arkadaşlar. Orada tırnak içerisinde başkalarından farklı duruma geliyorsunuz. İhtiyaç duymuyorsunuz açıkçası yani sözlü arkadaşlar. Bazen bana arkadaşlar canlı sözlük demişlerdi ama biraz da abartılar tahmin ediyorum. Fransızcayı da belli bir noktaya getirmiştim. Açıkçası İngilizce Fransızcanın tabii Batı dilleri olduğu için subject, verb, object şeklindeki o klasik yapısından, benzerliklerinden yararlanmıştım. Buna daha sonra bir hevesle İspanyolcayı kattım arkadaşlar. İspanyolcaya da hevesim şöyle oldu. Açıkçası İspanyolcayla ilk tanıştığımda şöyle bir Türkçe ile benzerlik kurdum arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de yüklem var biliyorsunuz. Bazen özneyi kullanmadan sadece yükleme bile söyleseniz oluyor. İşte geliyorum diyorsunuz. Ben geliyorum yerine geliyorum dediğinizde bu anlam taşıyor arkadaşlar. Aynı şekilde İspanyolca'da da öyle beno dediğiniz zaman son o birinci tekil şahıs olaraktan size meramınızı anlatmanıza yetiyor. Tabii bu beni çok cesaretlendirdi baştan. Oh dedim ne kadar kolay bir dil. Fakat daha sonra bir matematik yapısı içerisinde her şeyin tak tak kuralının olduğunu ve de aslında bu kuralları bildiğinizde de çok kolaylıkla ilerlediğinizi gördük. O zaman İnci Kut hanımefendinin hazırlamış olduğu bir İspanyolca gramer kitabı vardı. O kitabı didik didik ettim arkadaşlar. Bir de bir sahaflar çağrısından İspanyolca, İngilizce, İspanyolca bir sözlük almıştım. Bu da benim İspanyolca dilini geliştirmeme çok yardımcı oldu. Uzun yıllar Gebze Organize Sanayi'ye servis araçlarıyla taşındım durdum. Bu servis araçlarında hep ilgi alanım o zaman İspanyolca oldu arkadaşlar. İspanyolcanın şöyle söyleyeyim, Batı dillerindeki bu erkeklik dişilik kavramı İspanyolca'da sıfatların kullanılmasına kadar hatta isimleri tamlamalarına varıncaya kadar her şeyde çok hakim. Dolayısıyla siz eğer bunun mantığını kavrayıp da hani benimsemişseniz, özümsemişseniz hemen kendiniz oluşturabiliyordunuz. Daha sonra para kazandığım noktalara kadar da geldi İspanyolca. Konuşmalı çeviri yaptığım zamanlarda, profesyonel çevirmenlik, tercümanlık yaptığım zamanlarda da İspanyolca görüştüğüm kişiler oldu.
Tortosa'yı burada sevgilerimle anıyorum arkadaşlar. İlk küçük ismini aklıma getiremedim ama Tortosa ismi aklımda. Bazen benim İspanyolca tabirlerime gülüyordu fakat sebebini sorduğumda bana söylemiyordu arkadaşlar. Ya başka anlamda kelimeleri telaffuz ederken başka anlamda söylüyorum. Çünkü birkaç kez tekrar ettiriyordu arkadaşlar. Ondan sonra gülüşmelerle anladım diyerekten konu başka bir noktaya geçiyordu. İspanyolcadan para kazandığım zamanlar oldu arkadaşlar çeviriden. Tabii İngilizce olduğu kadar hızlı olmuyor. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye oldukça hızlı sayılabilirim. Ancak Türkçeden İspanyolca'ya çok iddialı değilim arkadaşlar. Ancak İspanyolca'dan İngilizce'ye belli bir kalitenin üzerinde tutturdum denilebilir. Peki diyeceksiniz Hasan Zeki dil maceran burada mı bitti? Hayır. Neden sonra arkadaşlar ben üçüncüye merak sardım. Bakıyorum bir klasik Çince var, bir de basitleştirilmiş Çince var. İlk önce bunun ne olduğunu anlamaya çalıştım arkadaşlar, ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. İşin aslı şu, bizim bu kaligrafi yazılarında olduğu gibi harfi yazdıktan sonra işte majüsküllerle veyahut da işte harfin üzerine süslemelerle bazen başka ayrıntılar da kataraktan kullanılan bir lisan var. Ben belki hatalı olabilirim, yanlış olabilirim. Bu geleneksel Çince. Fakat geleneksel Çince'de çok fazla detay var. Bunu hızlı yazarken veyahut da daha basit yazarken o detaylar bir çırpıda silinip veyahut da ortadan kaldırılıp işte üç tane ayrı ayrı çizgi yerine kalınca bir çizgi çekilip bu şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii bu tabirin çok yalın olaraktan bazılarının basit ve basitleştirilmiş ve geleneksel İngilizce olanları da aynı bazı kelimelerde. Ancak bir kere eğer Çince öğrenmeye meraklıysanız hece öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizde normalde işte kalın sesli, ince sesli toplam kaç tane harf var arkadaşlar? 8 tane harf var. A, E, İ, O, Ö. Fakat bunlarda bu 8 harfin her birisinin hazırlıklı olun. Kısacık okunuşu, uzun okunuşu, uzatılaraktan yukarıya çıkıntılı okunuşu, yukarıdan aşağıya inerekten okunuşu, aksanlarından bahsediyorum. Hepsi birbirinden farklı. Yani şöyle diyebilirim. Biz U ile Ü ayrımını yapıyoruz. U ve Ü diyoruz. Şimdi U diyeyim mesela. U, 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 U. Bu da sadece mesela 4 tane. Sırf U sesinde 4 tane. Ve de bunlar ayrı ayrı sözcükler içerisinde o sözcüğü oluşturan sesler olarak kullanıldıklarında gösterimleri de birbirinden farklı. Dolayısıyla bakıyorsunuz ma, ma, ma. Bunun her birisi farklı anlama geliyor. Bir anne derken diğeri at anlamında, diğeri de soru. Soru sözcüğü. Tabii kelimeyi Çince kelime hazinesine 250 civarına kadar çıkarttım. Yani artık duyguları da ifade eden Çince ifadeleri de öğrenmeye çalışmıştım. Şöyle bir kolaylığını gördüm ben arkadaşlar. Çince birbirinin bir kere subject, verb, object var. Yani diyeceksiniz arkadaş orası doğu. Doğunun en uzak doğusu. Nereden çıktı bu subject, verb, object dizine? Her yerde var arkadaşlar. Çince'de de var. Wo ai ni. Seni seviyorum. Wo ai ni. I love you. Düşünebiliyor musunuz? Sanki artık kim kimi taklit etmiş bilemeyeceğim arkadaşlar. Çince'de çok ilerletmedim. Fakat şu kolaylığı gördüm. Çince'de kelimelerin başına sonuna bir sürü ekler koyaraktan zaman mastarlarını ya da zaman kiplerini bu şekilde oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani geleceğim, geldim, yapacağım, yaptım, yapıyorum. Bunların her birisini eklerle oluşturabiliyorsunuz. Çince'ye meraklanmamın sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar. Grafiksel olaraktan o çizimin ne olduğunu biliyorsanız, yani size bir şey esinlenmişse, onun Türkçesini de yani karşılığını da hemen bilirsiniz demişlerdi. Fakat bu çok afaki bir şey. Tamam belki o bir ağaca benziyor olabilir veya da bir ağza, bir kapıya benziyor olabilir ama güney yönünü nasıl tarif etmişler arkadaşlar? Yani kuzeyi veyahut da demiş de hava alanını tarif ederken sadece uçağın kenarının bir köşesini çiziyorsunuz. Belli bir noktaya getirdim. Ondan sonra Çince şu anda duruyor. Hala Çince bu baktığım kartlar ismi aklıma gelmedi şimdi.
flashcard diyebileceğim onlara bakıyorum. Ancak zaman olmak gerekiyor arkadaşlar. Zaman bulmak gerekiyor. Geçen sene eşimle bir küçük bir Balkan turu yapmıştık. Balkan turu sırasında işte Balkan dillerinin konuşulduğu Bosna, sorry, pardon, Kosova'yı ziyaret etmiştim. Kuzey Makedonya'yı ve Arnavutluğu ziyaret etmiştim. Burada tabii 3-4 tane farklı dil var. Sırpça, Boşnakça, Makedonca, Arnavutça. Tabii bunları daha sonra ben merak ettim. Nasıl bir kökenden geliyor diyerekten. Arnavutça'nın çok ayrı arkadaşlar. Belli bir kökeni yok. Yani çok kendine münhasır bir dil. Latince ile de çok bir bağlantısı yok. Sırpçanın olsun, Makedoncanın olsun, zaten bunlar Kiril alfabesiyle kullanılıyor. Rusça'dan etkiler çok gördüm arkadaşlar. Daha sonra ben Rusça öğrenmeye de gayret ettim. Çabalıyorum şimdi. Hala da Rusça öğrenme gayreti içerisindeyim. Çok ödünç alınan sözcük, kelime gördüm arkadaşlar. Kimisi telaffuz olaraktan biraz farklı. Tabii bu sizi şu bakımdan cesaretlendiriyor. Demek ki Rusçanız iyiyse, Rus kelime hazineniz iyiyse Balkan ülkelerinde rahat olacaksınız. Pek onun garantisi yok elbette. Ancak olsa olsa Kiril alfabesiyle olan yazılmış Makedoncayı ya da Sırpçayı ya da işte okuyabilirsiniz. Fakat Arnavutça için hiçbir şey garanti edemem arkadaşlar. Fakat daha sonra gördüğümde Boşnakça'nın aslında Sırpçayla çok yakın olduğunu ancak Latin alfabesiyle yazıldığını gördüm arkadaşlar. Yani çoğu sözcük öyle. Beni şaşırtan bir taraflara not aldığım Türkçe muhtemelen Osmanlı kaynaklı sözcükler de çok var arkadaşlar. Bunları daha sonradan YouTube'da işte Balkan dilleri üzerine Osmanlıca'nın veya Türkçe'nin etkisi diyerekten pek çok çalışma var. Bunu bizatihi orada görmek lazım. Bir de ne bileyim biraz da istekli olmak gerekiyor herhalde. Ben bazı sözcükleri hemen kapıp anlar öğrenir duruma geldim. Şu olsa olsa şudur, bu olsa olsa budur diyerekten arkadaşlar. Bu bakıyorum 45 dakikayı bulmuş. Aslında dillerle ilgili maceram hala bitmedi. Şu anda da boş kaldığım zamanlarda veyahut da şöyle söyleyeyim. Bana iş geldiği zamanlarda diyeyim. Profesyonel çevirmenlik de yapıyorum bu arada. Yoğun patent çevirileri söz konusu şu sıralarda. Çok uzun yıllardan beri çalıştığım bir ofis var. Şimdi ismini burada zikretmeyeyim. Artık ikinci nesil elemanlarıyla, ailenin ikinci nesil fertleriyle çalışıyorum diyebilirim. Ondan gelen çeviriler var. İlk zamanlarda bu patent çevirilerinden şöyle açıkçası çok zorlanmıştım diyebilirim. Çünkü belli bir format var. Daha sonradan şimdi gözüm kapalı yapıyor diyebilirim. Ancak insanın belli bir kapasitesi var tabii. Bu kapasiteyi aşmamak gerekiyor. Siz gençlere arkadaşlar lisan konusunda şöyle söylüyorum. O kadar çok imkan var ki. Yani lisanı öğrenmek için o kadar çok imkan var. Ben İngilizce yazılı filmleri FM radyo kanalından İngilizce konuşmalarını ya da Türkçelerini oradan dinleyerekten İngilizceyi her fırsatta değerlendirmek, geliştirmek ihtiyacını hissettim arkadaşlar. Ve de yaşadığım, belki çok dramatik gibi gelecek ama yaşadığım daha yeni yetiştiğim kentte İngilizce kitaplar satan bir tane kitapçı vardı. O kitapçıda satın almadık kitap bırakmıyordum arkadaşlar. İngilizce ve Türkçe olan. Ve de eğer ki bir sokakta böyle üzerinde İngilizce yazan bir sayfa görmüşsem alıp onu okumaya çalışıyordum. Zaten büyük şehre geldiğimde baktım İngilizce gazetelerin basıldığını görünce o kadar heyecanlandım ki arkadaşlar. Epey bir zaman USA Today alır duruma gelmiştim. Tabii o zamanlarda tabii bu ilkel çağlardan bahsetmiyorum. O zamanlarda hani yabancı gazeteleri ancak büyük kentlerde, metropoliten kentlerde bulabilirdiniz arkadaşlar. Diyeceğim odur ki lisan artık sizin için bir avantaj değil, bir zorunluluktur. Hatta bunu birkaç lisanla iyice pekiştirmeniz lazım. Özel okullarda okuyan arkadaşlar için zaten şanslılar. Fakat şu veya bu şekilde buna fırsat bulamamış veyahut da zaman bulamamış arkadaşlar için söyleyeceğim odur. Şudur ki tekrarla geliştirebilirler arkadaşlar. Bir kere konu spesifik vocabulary'i yani kelime hazinesini bir oluşturmanız lazım. Yazılımcıysanız yazılımla ilgili konuları öğrenmeniz lazım. Ne bileyim işte çalıştığınız iş yeriyle ilgili konu spesifik
terimleri bilmeniz lazım arkadaşlar. Bir de en önemlisi, derdinizi anlatacak şekilde sudan çıkmış, akvaryumdan çıkmış balığa dönmeyecek şekilde hayatınızı idame ettirebilecek zorunlu faaliyetleri bilebilmeniz lazım arkadaşlar. İşte bunlar telefonla irtibata geçmek, sipariş almak, satış gerçekleştirmek, birisinin sorununu dinlemek ve hatta birilerini eğlendirmek için fıkra anlatmak. Tabii bunlar zordan kolaydan zora doğru bunları halledebiliyor olmak lazım arkadaşlar. Sohbetin bu monoloğun konusu, lisan konusu, lisanlar konusuydu. Ben de içinden geldiği şekilde burada hem de ilgili kişileri de güzelliklerle anaraktan sizlere aktarmak istedim. Bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir monolog, Dikkat Monolog Park köşesinde buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.